Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf fenomen yayınları 2. fasikül ile dersimize devam ediyoruz. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemi test 3'teyiz. 1. sorumuzu büyütelim. Elif yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki mavi ve kırmızı renkli karton parçalardan mavi renkli olanın kısa kenara paralel olacak şekilde 6 eş parçaya bölüyor. Kırmızı renkli olanı kısa kenara paralel olacak şekilde 5 eş parçaya bölüyor. Elif elde edilen parçalardan bazılarını kullanarak aşağıda gösterilen şekli elde ediyor. Buna göre Elif'in elde ettiği şeklin çevre uzunluğunu istemiş benden. Arkadaşlar, maviyi biz 6 eş parçaya bölüyoruz. Yani burası 15 bölü 6 diyorum. Bunu 3 ile sadeleştiriyorum. 5 bölü 2 santimetre olarak geldi. Yani arkadaşlar burası 5 bölü 2 santimetredir. Buraya geldim. Bunu arkadaşlar 5 parçaya bölüyormuşuz. 15'i 5'e bölüyorum. Ve burası 3 santimetre olarak geldi. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 bölü 2 var. 5 tane 1 bölü 2'nin toplamı 5 bölü 2'dir. Artım. Burası arkadaşlar 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. Burası da ve burası da 5 bölü 2. 4 tane 5 bölü 2'nin toplamı 20 bölü 2'dir arkadaşlar. Artı dedim. Buraya geldim. Şimdi burayı bulabilmek için 3'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağım. İlk önce paydaları eşitleyelim. Eksi 1 bölü 2 diyorum. Ve burası 5 bölü 2 geldi. Aynı şekilde burası da, burası da, burası da. Toplamda 3 tane daha 5 bölü 2. Bunların toplamı 15 bölü 2 olur. Artı. Son olarak arkadaşlar şurada bir 3 var. Şimdi bir toplayalım. Burası 40 bölü 2 oldu. Artı 3. 20 artı 3'ten benim cevabım 23 olarak geldi. Tahir, sınıfta bulunan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli panonun uzun ve kısa kenarlarının uzunluklarını, uzunluk farkı 7 bölü 2 santimetre olan kırmızı ve mavi renkli cetvellerle yukarıdaki gibi ölçüyor. Sarı renkli panonun kısa kenarının uzunluğu 13 santimetre olduğuna göre panonun uzun kenarının uzunluğunu istemiş benden. Şimdi arkadaşlar burası 13'müş. Bakın iki tane yeşil renkli ya da mavi renkli cetvel demek. 13'ü 2'ye bölüyorum. Ve buranın uzunluğunu ben 13 bölü 2 olarak buldum. Kırmızı bundan 7 bölü 2 santimetre daha fazlaysa 13 bölü 2 ile 7 bölü 2'yi topluyorum. 20 bölü 2 olur. Yani kırmızı da 10 santimetre olur. Burası 10 santimetre. Burası da 10 santimetre. Toplamlar arkadaşlar 20 santimetredir. Ahmet kalemliğinde bulunan pastel boya, kuru boya ve keçeli boya kalemlerinden birer tanesini yukarıda gösterdiği gibi birbirine paralel şekilde masanın üzerine bıraktığında oluşan uzunluk farklarını görüyor. Keşeli boyanın uzunluğu 10 cm ve pastel boyanın uzunluğu 11 cm olduğuna göre kuru boyanın uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şimdi keşeli boyanın uzunluğu 10 cm. Keşeli boya burası arkadaşlar. Buranın tamamı 10 cm'ymiş. Şuraya 10 diyelim. Pastel boyanın uzunluğu da 11 cm'ymiş. Burası 11 cm oluyor. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Benden kuru boyanın uzunluğunu istemiş. 11'den 2 tam 1 bölü 2'yi çıkaralım. 2 tam 1 bölü 2, 5 bölü 2'dir. Şimdi 11'den 5 bölü 2'yi çıkarıyorum. Paydaları eşitleyelim. 22 bölü 2 oldu. Eksi 5 bölü 2. Ve ben burayı 17 bölü 2 olarak buldum. Yani arkadaşlar şöyle gösterelim. Az önce buranın tamamını 11 santimetre olarak söylemiştik. Burası şuraya kadar olan yer 17 bölü 2'dir.
Yani arkadaşlar buraya kadar olan yer 17 bölü 2. Benden şimdi burayla buraya kadar olan yer istiyor. Burası da zaten 10 santimetreydi. Hemen şurada aynen. Burası doğru. 17 bölü 2 ile 10 santimetreyi topluyorum. Paydaları eşitleyelim. (17 + 20/2) ve burası bana 37/2 olarak geldi. Aşağıda 10 kilometrelik düz bir parkurda koşan 3 sporcunun bitiş çizgisine olan uzaklıkları toplamı veriliyor. Pardon, tabloda veriliyor. Buna göre bu sporcuların başlangıç noktalarına olan uzaklıkları toplamı kaç kilometredir demiş. Bakın arkadaşlar, parkur 10 kilometreymiş. Ali'nin bitiş çizgisine uzaklığı 3 tam 10'da 9'muş ama 9 devreden olduğu için ne yapıyoruz? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Burası 36 bölü 9'dan 4 olarak gelir. Devam ettim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım bir. İlk önce Ali'yi bulalım. Tamamı 10 kilometre. Ali'nin bitiş çizgisinde 4 kilometre uzaklığı var. Ali'nin 6 kilometre gittiğini buldum. Ya da başlangıç noktasının olan uzaklığının 6 kilometre olduğunu buldum. A safa geldim. 10'dan 7 bölü 3'ü çıkarıyorum. Paydalarını eşitleyelim. 30 bölü 3 oldu. Eksi 7 bölü 3. Ve burası bana 23 3 olarak geldi. Okan'a geldim. 10'dan 4 tam 2 bölü 3 çıkaracağım. Burayı çarpıyorum arkadaşlar. Burayı da topluyorum. Ve burası bana 14 bölü 3 olarak geldi. Yani 10'dan 14 bölü 3'ü çıkaracağım. Paydalarını eşitleyelim. 14 bölü 3 ve burası bana arkadaşlar 16 bölü 3 olarak gelir. Şimdi başlangıç noktasının olan uzaklıklarını topluyorum. 6 kilometre artı 23 bölü 3 artı 16 bölü 3 oldu. 6 artı burası arkadaşlar kaç olur? 23 ile 16'yı topladığım zaman ben 39 olarak buluyorum. 39 bölü 3 dedim. Burası 13'tür arkadaşlar ve topladığım zaman 19 kilometre olarak buluyorum. Devam edelim. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.